arkasında kurulan ikinci sanayisi olarak hizmet vermektedir. Aşağı yukarı 45 yıldır sanayi sitemiz kendimize, çevremize hizmet vermektedir. Birçok sorunlarımız olmuştur. Bugüne kadar birçok hizmetler yaptık. En büyük hizmetimiz, eski arkadaşlarımız bilirler, ilk defa çalışan çocuğu bürosunu kurduk. İş yeri, sağlık merkezini kurduk. Buradaki çıraklarımıza, burada çalışanlarımıza birçok hizmetler verdik. Vermiş olduğumuz bu hizmetleri, bu küçücük, buradan daha evvelki bir binamızda, o tarihlerde başkanımız, belediye başkan adaylığında küçük bir yerde, başkanım burayı artık yapalım, sanayimize, çevremize yakışır bir yer olsun dedi. Sağ olsun başkanım o tarihte bize söz verdi ve sözünü yerine getirdi. O gün bugün bu hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Binamızın bitirmesinde bize çok büyük desteği veren Pendik Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, etütte bulunan bütün arkadaşlarımıza çok büyük sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu tesisin sanayimize, Pendik'imize, çevremize hayırlı uğurlu olmasına temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki esnaflarımızın hayırlı bereketli kazançlar kazanmasını, onunla ilgili buranın da bu konuyla ilgili vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Tabii biz de artık 4 yılımızı tamamladık, 5 yıla doğru giriyoruz. Bu süre zarfında Pendik'te hakikaten çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik, çok önemli projeler gerçekleştirdik. Yaklaşık 1,5 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 168 tane eserin toplu açılış törenini gerçekleştirmiştik. Ama bizim sadece 168 proje değil, toplamda şu ana kadar 283 projeyi devreye aldığımızı söyleyebilirim. Bu noktada hakikaten çok büyük yatırımlar yaptık. İstanbul'da 39 tane ilçe var, 39 tane belediye var. Bu 39 tane belediyenin içinde 4 yıllık süre zarfında en fazla yatırım yapan ilçeyiz. Pendik Belediyesi olarak. Yani bütçemizin %45'ini yatırıma ayıran bir belediyeyiz. Bundan sonra süreçte de bu yatırımlarımızı devam ettirmek zorundayız. Çünkü Pendik'in nüfusu çok hızlı artıyor. Biz göreve geldiğimizde 712 bin nüfusu vardı. Şu anda 750 bin aşan bir ilçeyiz. Anadolu'da bir il olsaydık herhalde büyük şehir oluyordu. Nüfusumuz ona yetiyordu. O yüzden biz halkımızın önünden gitmek zorundayız. Yatırımlarımızı da buna göre planlamak zorundayız. Buna göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonra süreçte çalışmalarımız devam edecek, yatırımlarımız devam edecek. Yani aslında bir seçim sürecindeyiz, onu da ifade etmem lazım. Bu seçim sürecinde de vatandaşlarımız 14 Mayıs'ta önümüzdeki hafta, bu haftanın sonunda, işte pazar günü inşallah oy kullanmış olacağız. Bu Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önceki durumu neydi? Ne yapıldı bu süre zarfında ve bundan sonraki projeksiyon nedir? Buna göre vatandaşımız düşünecek, kararını verecek ve oyunu kullanacak ve bundan sonraki bu hükümeti, devleti kim yöneteceğine karar verecek. Ben şuna inancım tam, bunu net olarak söyleyeyim. Çok partili sisteme geçtiğimiz 1950 yılından itibaren bu millet hiçbir zaman yanlış karar vermemiştir. Kimin iktidar olacağını, kimin muhalefet olacağını, kimin nerede kalacağını çok net bir şekilde bilir. Ben hatırlıyorum 2001 senesinde AK Parti kurulduğunda bir yıllık bile parti olmadan tek başına iktidar oldu. Buna sebep neydi? Bunu görmek lazım. Meclisin çok kötü bir durumda olduğu, hakikaten ülkemizin çok sıkıntılı bir dönemde olduğu bir zamanda sıfırdan kurulan bir parti bir yıl olmadan tek başına iktidar oldu. Bu millet hakikaten feraseti çok yüksek bir millettir. Ve hakikaten bu milletin, bu devletin birliğini, beraberliğini, geleceğini teminat altına alacak bir karar verecek. Maalesef şu anda görüyoruz, bazı ittifakların kimlerle işbirliği halinde olduğunu görüyoruz. Hakikaten ülkemizin güvenliğiyle ilgili benim endişelerim var. Bunu bir siyasi bir değerlendirme olarak yapmıyorum. Bir vatansever bir kardeşiniz olarak bunu altını özellikle çizmek istiyorum. Bu seçimde her şeyin bir şekilde yatırımlar, projeler, vaatler konuşulur.
Ama bu 14 Mayıs seçimleri bu ülkenin gelecekte güvenliği ile ilgili kararının verileceği bir seçim tarihi olacak. Bu yüzden bunu sadece böyle söylemiş olayım ve bu sağduyuyla vatandaşlarımızın karar vereceğini ve seçimi yapacağını inanıyorum. Bu ülkenin de buna göre inşallah yönetilecek bir durum söz konusu olacak. Ben bu noktada kendi halkına hakikaten güveniyorum. Onlar feraseti bir şekilde, sağduyulu bir şekilde kararını verecek ve bundan sonra süreçte yönetimin kimde olacağını kararını vermiş olacak diyorum. Ben tekrar Dedem abiye takılıyorum ama seviyoruz kendisini Allah için. Biz zorladı, evet biz de hayırlı bir hizmeti yapmış olduk. Buranın hayırlı olmasını, esnafımızın hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra süreçte de birliğimiz, beraberliğimiz devam edecek. Desteklerimiz devam edecek diyorum. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Burada bir tek kişiye söz vermek istiyorum başkanım. Bu iç sağlığı, iç güvenliği ile ilgili buranın kurucusu bizim doçent doktor arkadaşımız Nezihe Bey. Lütfen iki kelam etmesini istiyorum. Bizim için çok önemli. Buradaki sanayi sitemizdeki esnaflarımıza çok büyük hizmetler verdi. 25 sene evvel buranın kurucusu, iç sağlığı, iç güvenliği kurucusudur. Teşekkür ediyorum doktorum. Buyur doktor. Siyasilerden sonra konuşmak tabii ki doğru değil ama izni istiyorum başkandan. Ben bir abinin olarak. Abi ben hiçbir zaman siyasi olarak görmedim kendimi abi. Doğru ya da başkanımızdan değil. Bir abiniz olarak, bir hocanız olarak yıllarca Pendik'e hizmet etmiş bir büyüğünüz olarak konuşmak istiyorum. 25 yıl önce başladı benim buradaki hizmetim. Hem sanayi sitesinde esnafa, hem çalışan çocuklara yönelik, hem de bu bölgede insan hakları kurulu üyesi olarak hemen hemen her kesime hizmet verdi. Gitmediğim okul kalmadı, girmediğim ev kalmadı, bir belediye başkanı gibi hizmet verdim neredeyse. Ama en gurur duyduğum nokta Ethem Başkan gibi bir dostumun olmasıydı. Bir büyüğünüzün olmasıydı, bir başkanınızın olmasıydı. O kadar müfebakar, o kadar cefakar bir şekilde çalıştı ki şurada hiç bina yokken binayı yaptı. Sonrasında bu gördüğünüz eseri gerçekleştirdi. Sonuçta burası hepinize hizmet veren bir yer. Sadece bir anımla bahsetmek istiyorum buranın önemini. O yüzden de arkadaşlarıma da buradan sonra hizmet verecek arkadaşlarıma da örnek olacak. Bir cumartesi günü çocuklarla ilgili bir toplantı için burada bulunuyorduk. O esnada hiç unutmuyorum, Mercedes aracını tamir için getiren bir kişi tansiyonu yükselmiş. Kendini kötü hissetmiş ama bir taraftan da Mercedes'ini bırakacak hangisi kıymetli, canı mı, arabası mı? O esnada bizim burada olduğumuzu duydukları için hemen bize getirdiler. Adamcağıza serum taktık, gerekli muayenelerini yaptık, tetkiklerini istedik. Rahatlattık, o arada aracı tamir oldu. Aracı kapıya kadar, buraya kadar geldi. Bindi gitti, ben böyle bir hizmeti başka bir yerde almamıştım dedi. Zannediyorum buranın en güzel katkısını veren bir nokta oldu birlikte. Sizlerle beraber, sizler sahip çıktığınız sürece bu hizmetler büyür. Burası bir sağlık hizmeti ama çevreye, bütün Pendik'e hizmet veren bir yer. Buranın kuruluşundaki en büyük katkımız 2003 yılında iş kanununun değişmesi sırasında yine müsteşar yardımcısı, o günkü başkanlar burayı gezdikten sonra kanuna ek madde koyarak buranın geleceğin temelini attılar. 6131 sayılı kanunun temeli buradan çıktı. Böyle de anılar var. Çok anılarımız var. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Sizden sonra söz aldım ama başkana da bunları anlatma vesilesi oldu. Benim için de nostalji oldu. Uzun yıllardır burada çocuklarla yaptığımız çalışmalar, sizlerle yaptığımız çalışmalar sonrası tekrar sizleri görme fırsatım buldu. Ben de hepinizi Allah'a emanet ediyorum. En güzel kazançlar, hayırlı kazançlar sizlerin olsun diyorum. Sağ olun. Amin.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve en sa'yahu sevfe yura. Sadakallahu azim. İlahi ya Rabbil alemin. Şu mübarek gök kubbe altında ellerimizi sonsuz lütuf ve rahmetin açtık. Sana açılan ellerimizi, sana yönelen gönüllerimizi katından boş çevirme ya Rabbi. Her türlü dua ve niyazlarımızı yüce katında seni kabul ile kabul eyle. Kitab-ı Kerim'inde buyuruyorsun ki, insanlar için ancak çalıştıklarının, gayretlerinin karşılığı vardır. Onların çalışması görülecek ve karşılığı da verilecek. Allah'ım, çalışmalarımızı makbul eyle, saygımızı meşgul eyle, gayetlerimizi daim eyle. Bu ülkenin kalkınması için ya Rabbel Alemin, koşturan kardeşlerimize, cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e güç, kuvvet ver. Başarılı eyle, muvaffak eyle. Açacağımız bu tesisi de sanayimiz için ya Rabbel Alemin, ülkemiz için, buradaki çalışan kardeşlerimiz için hayırlı hizmetlere vesile eyle ya Rabbi. Bu tesisin yapılmasında emeği geçen başta belediye başkanımız ve sanayi dernek başkanımız olmak üzere bütün çalışanlara güç, kuvvet, lütuf eyle ya Rabbi. Geleceklerini âli eyle ya Rabbi. Başarılarını daim eyle. Ülkemizin kalkınması, ilerlemesi için, taş taş üzerine koymak için girişimde bulunan girişimcilerimizi, iş adamlarımızı, kardeşlerimizi başarılı ve muvaffak eyle ya Rabbi. Güç, kuvvet, ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Gönüllerimize, yuvalarımıza, memleketimize, milletimize, alem-i İslam'a birlik, beraberlik, dirlik, düzeni, huzur ve saadet lütfeyle ya Rabbi. Lütuf ve merhametinle ya Rabbi. Bizleri, memleketimizi, vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i, insanlığı yerden gökten gelecek her türlü afetlerden, belalardan, zorluklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Lütuf ve merhametini üzerimizden eksik eyleme. Bu vesileyle bu sanayimizden veya yakınlarımızdan, akrabay talikatımızdan ahirete göçmüş bulunan bir cümle kardeşlerimizi de gani gani rahmetler eyle ya Rabbi. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, as-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, as-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin, ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kâf ve ehli iman ve ehli İslam olanların erbağı için bir cümle geçmişlerimizin ruhu, açılacak bu tesisin vatanımız, milletimiz, sanayimiz için hayırlı olması için, Allah rızası için. El Fatiha. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Bir başka. Zekan gel. Tekrar hayırlı olsun. Bismillah diyelim. Geldi makas geldi. Ya Allah bismillah.